Mecliste dün gece yine gergin saatler yaşandı. Tansiyonu yükselten yine CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'ti. Bu kez Cumhurbaşkanı'na yönelik eleştirisi tartışmalara sebep oldu ve Kamer Genç'e 3 birleşim genel kuruldan çıkarma cezası verildi. Kamer Genç'e iş tüzüğün 163. maddesi uyarınca meclisten geçici olarak 3 birleşim çıkarma cezası verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edilmiştir. Sayın Genç, lütfen genel kuruldan ayrılınız. Siz bana ne ceza verirseniz verin. Bana fız geri tırıs geri. CHP'li Kamer Genç 3 birleşimde genel kurul çalışmalarına katılamayacak. Ceza aldı. Nedeni Genç'in Cumhurbaşkanı'na yönelik bu kadar da bal kabağı gibi laf söylenmez demesi. Abdullah Gül diyor ki efendim Yavuz Selim Köprüsü'ne Yavuz Selim Köprüsü'nün ismini verdik. Başka bir yere de Pir Sultan Abdullah Hacı Bektaş veren. Ya bu kadar bal kabağı gibi bir laf söylenmez. Genç'in bu sözlerine Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut müdahale etti. AK Partili milletvekilleri de tepki gösterdi. Pir Sultan'la ilgili böyle konuşamazsınız. Hacı Bektaş herhangi bir kişiyi katletmemişler ki. Ama Kamer Genç süresinin dolmasına rağmen konuşmaya devam etti. Yakut idare amirlerini göreve çağırdı ve birleşime ara verdi. Aranın ardından Genç'e 3 birleşim genel kurula katılmama cezası verildi. Ama bu kararı CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, muhalefet partilerinin grup başkan vekillerine danışılmadan alındığı için tepki gösterdi. Buradaki muhalefet partilerini yalnızca arkaya davet etmiyorsunuz. Bu doğru mudur Sayın Başkan? CHP'nin itirazı sonuçsuz kaldı ve Kamer Genç genel kuruldan çıkarıldı. Ama o yine de son kez söz aldı. Hem eleştirisini sürdürdü hem de cezaya tepkisini dile getirdi. Abdullah Gül sizin bir partinin mensubunuz olabilir. Yani ben Abdullah Gül'e bir saygı duymuyorum. Çünkü burada çıkan her antidemokratik kanunları zaten sizin elinizde fırsat olsa var ya beni diri diri yakarsınız. Yani siz bana ne ceza verirseniz verin. Bana fız geri tırıs geri.